İsmail Kartal doğru oyunu oynatmaya devam edecek. Halla hurra yok bizde artık. Ya, o türbün gelince durduramazsın Fenerbahçe'yi. Evo Kovic çatal da bir golyesi önemli değil. Türbün tamam der alkışlar hatta. Ama Altay ay 10 tane kurtarıp bir tane bile atal diyeseydi o türbün inecekti. Sayın Ali Koç'a çemkirdiğiniz kadar. Sayın Erden Timur'a çemkiriyor musunuz? Niye açıklamıyorsun belgeleri diye. Maske yalnız yarınki sallansın. 3 maç gol atamazsın. Bakın ben demiştim diyecek. Dursun bunu da yapacak yani. yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu işin içine dahil etmek çok tehlikeli bir oyun. Tabii Galatasaray Kulübü yapmıyor şu anda. Aynı geçen senek gibi. Önden piyonları sürdü. Murat Aşık tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bu 7 maçın sonunda Fenerbahçe'de en beğendiğin nokta ne? Adım adım ilerliyor Fenerbahçe. Bir anda yani şöyle diyeyim emeklemeye başladık önce. Şimdi yavaş yavaş yürüyor yavaş yavaş koşacak bu. Böyle gelişiyor çok doğru bence bir anda gaza basmıyor. Çünkü bu dönemlerde çok erken gaza basıp çok erken forma girerseniz sonra o form aynı şekilde hızlı düşüyor. Biz bunu geçen sene yaşadık maalesef. Çok iyi çok hızlı başladık koşmaya bir anda düştük ondan sonra. Bu daha doğru. E, çok fazla transfer var hala transfer olacak. Gidenler oluyor. E, antrenman düzenleri çok etkiler bu işlerden. E sağdaki 11'e sakatlıklar var. Sezon başıdır normal. Şimdi en sonunda Ferdi sakatlanmış geçmiş olsun. Giren çıkan aratmıyor. Bazen hatta özellikle son maç İsmail Hoca e dokunuşu var çok ciddi Twente maçında yani iki değişiklikle bence senaryoyu değiştirdi. Ben yani orada rakibin 10 kişi olduğunu söylüyor ama e, çıkın oynayan herhangi bir Hollanda takımıyla 10 kişi yani her takım 5 atacak diye bir kanun yok. İşte Fenerbahçe atıyorum han 11 10'da 2-1 zor kazandık maçı. Yani öyle bir kural yoktur. Futbolun yazılmamış kurallarından biridir. Siz 10 kişi falan takımla 5 atacaksınız diye. Yeni gelenlerin adaptasyonu bence çok mutluluk verici. Yani Tadic Fred, sanki... Fred herhalde artık oraya gelecek sıraya şimdi. Yani Tadic, o. Yani mesela Tadic hiçbir şey yapmıyor gibi gözüktüğü maçta biraz birçok aksiyonun içinde var. Ceko mesela sonradan giriyor, görevini yapıyor. Ya Fred diye bir adam izledik. Yani ilk maç ben ilk ıı, Samsun'da televizyonda izledim. Tabii topla çok beğendik zaten iyi oyuncu. Ben bu maç statta olunca da onun topsuz aksiyonlarına da ama bir defa ciğer çift ciğer yani durmuyor. Artı Gördüğüm kadarıyla oyuncularla takım arkadaşlarıyla iletişimi çok üst seviye. Yani bunlar sonuçta gelmeden bilemeyiz. Biz oyunculuk özelliklerini biliyorduk ama adamın insani özelliklerini burada görüyoruz. Önemli. Arada isyan ediyor. Aynı Tadiş'in ettiği isyanla alakalı. Çabuk oynamamız gerektiğiyle alakalı futbolu. Ama iyi. O sayı diye bir transfer yaptık. Yeni geldi. Saçları değişti de tam yeni transfer gibi oldu. Ben hatta dedim ki Fred sağ mı geldi önümüzde bir an oynama. Yani o çok önemli. Yani yoktu. Geçen sene Jesus'la beraber kaybolmuştu. O hocanın maçtaki dokunuşu. Sağ tarafı değiştirerek. Yani o İrfan yaparak bütün hikayeyi Fenerbahçe lehine değiştirdi hoca. Ha bu arada İrfan Can eleştirdiğimiz gibi ben hep söylüyorum. Ö i̇yiyse öveceğiz. İrfan Can iyi diyor? Yani her maç bir gol ya da asist katkısı var. Artı fit. Ben hep diyorum. İrfan Can fit olduğu sürece zaten sorun yok. ya e yeteneklere kimse bir şey demiyor. Hatta bence Cengiz'i çok zorlar bu sene orada forma rekabetinde. Yani maç maç Cengiz de oturabilir. İrfan bu formuyla oynar çünkü. Daha tabii ya mesela şimdi Fenerbahçe'nin sağlıklı altı stoperi var normalde. Tamam birinin lisansı yok Mısırlı oyuncunun Fayed'in. Beş stoperi var, 4 sakat. Onu da çıkarmışlar. Şimdi çıktı ayrı ama o maç için diyorum. Anladım. Ama sen o maçta ne yapıyorsun? Ciku'nun yanında ki bana göre çok senin hep arkadaşına kulakları çınlasın demiş ne bana. Ali Koç dönemindeki belki en iyi stoper ikilisini aldı Beko, Ciku. Ciku hakikaten iyi stoper. E mesela o 4 stoperi ya sakat ya yeni dönmüş Beko Gitti abi Osterholde'yi koydu. Hatalar yaptı mı yaptı ama gitti belki yılın gollerinden birini attı. O mesafeden kafayı oraya darbeli öyle yani. bulmak. Sandford vuruşu yaptı yani. Ki dedi ki benim BVC planım da vardı. Yani sakatlanabilir de sakat orada. Yani Allah korusun her şey olabilirdi. Bunlar önemli. Bunlar erken olması şöyle önemli. Demek ki bazı o emeklemeden yürümeye geçen etabı hızlı geçiyoruz. O güzel bir şey takım için. E sağ sonuçları böyle destekledikçe bence bu ilerleme daha kolaydır. Yani kötü de oynasan iyi de oynasan alınan puanlar. Şimdi gruplara kalmak önemliydi. Hani çok acayip bir futbol mucizesi olmasa Fenerbahçe şey gruplara kalacak. Çünkü bu kadroyu sadece Türkiye Ligi oynatarak mutlu edemez. Ne bekliyorsun bu kadrodan? Vallahi ya çok erken daha. Ben artık erken konuşmamayı öğrendim. Şunu bekliyorum ama. Böyle gelişmesi bekliyorum. Böyle pozitif anlamda. Ya bak şimdi taraftar geldiler. Yine ona da bir para. Kulüp bile teşekkür etti. Yine bir bire kadar yoktu ortada taraftar. Hele bir sıfırdan sonra böyle bir, sessizlik oldu böyle. İsyan yok sessizlik var. Maçın dönüş noktası. İsmail Yükşehir'in kaptırıp İrfan Can'ın kurtardığı toptur. Üst üste iki tane kurtar. Çünkü 2-0 olsa Allah korusun tribün yani pimi çekilecek bulma gibi bekliyor orada. Yani 2-0 olsa iş ters bir yere dönebilirdi pozisyondan sonra bir bir kırmızı kart falan türbün. Bir birden sonra türbün de geldi. Ya o türbün gelince durduramazsın Fenerbahçe'yi kadar. Bir diye diğer konu Altay gitti. Livakovic geldi. Yolu açık olsun. E, ee, mutlusun bundan ötürü. Duyuyoruz yani şöyle ben bir defa Altay için de mutluyum. Çünkü hep diyorum burada artık onun zordu. Yani Peki şu, olarak... şuraya geleceğim. Yarın öbür gün ulan biz ne kaybetmişiz? Sonuçta Manchester'a gitti Olabilir diyebilir. Çünkü orada şöyle bir şey var. Herkes yedek kaleci olarak. Tabii ki yedek gitti ama bu sene Afrika Kupası var. Hayır Afrika Kupası var. E o ona da 4-5 maç minimum olmayacak. Yani 4-5 maçta da Premier Lig'de kaleyi muhtemelen Altay ay koruyacak. Eğer 3. kaleciyi önüne geçirmezlerse. E, orada göstereceği iyi bir performansla ha, Manchester'da ona anadan kaleyi alamaz. Çünkü adamlar 35 40 45 milyon, milyon euro para verdiler yani ama bir Premier Lig takımına gidebilir Altay tekrardan. Yani Manchester United olmaz da West Ham United olur. Ne bileyim ise işte Brighton olur. Atıyorum yani şu an isimlerini. Dene vakti diyecek halimiz yok. İnşallah bu arada inşallah çok başarılı olur. Belki. Livakovic hamlesi. Ya Livakovic hamlesi doğru hamle. Yani sonrasında Fenerbahçe yıllar sonra şu, yani Tony Schumacher'dan sonra ilk kez birinci kalecisi yabancı. Çünkü evet arada yabancı yani, enke geldi. Bir maç oynadı Allah rahmet eylesin gitti. Fabiano'ydu galiba. İlk bir doğru Ferrari geldi gitti. Fena kaleci değildi. Kameni geldi gitti ama hiçbir birinci kaleci olarak gelmedi. Hep alternatif için. Liva artık birinci kaleci. Yani Tony Schumacher'dan sonra 88 88 Temmuz'unda mı Haziran'da mı ne gelmişti? İşte 25 sene sonra artık bir birinci kalecisi yabancı Fenerbahçe'nin. Nasıl bir birinci kaleci bu? Geçen seneki Dünya Kupası'nda Dünya Kupası 3. olan takımın kalecisi. Yani söylenenler ne? Ben bunu tamamen dinlediklerim, yani izlediklerim ayırıyorum. Çünkü Dinamo Zagreb'in çok maçını izlemediğimiz için dün yapmasını izledik hepimiz. Orada gördüğümüz de var inanılmaz penaltı kurtarıyor. Çalışıyor tabii yani. Notları var. Çok atletik. Söylenenler ne? Cepheden belki dünyanın en iyisi. Özellikle sağ tarafa vurulan da sağdan çok zor gol yemesi deniyor. Problemi ne? Yan toplar ve cepheden gelen yüksek toplar. Bunları burada göreceğiz. Yani ne kadar hata yapacak, ne kadar sıkıntı yaşayacak. Mesela bizim Serdar Kulbilge de hiçbir yan topa çıkmazdı. Ama şampiyonlukta önemli rol oynamış Fenerbahçe'de. Sorun çözüldü mü? Ya bir de bak türbünsel açıdan çözüldü. Şimdi i̇şte, Divakovic evet. Hatal da bir golyesi önemli değil. Türbün tamam der alkışlar hatta. Ama Altay 10 tane kurtarıp bir tane bile hatal diyeseydi o türbün inecekti aşağı. O anlamda ikinci kalecimiz bence iyi. Tümenti e maçının kahramanıdır. Ha bana soruyorsan bu biraz lüks olacak ama ben bir tane üçüncü kaleci transfer ederim. Çünkü Fenerbahçe bunu yaşamadı mı? İki kalecisinin sakatlandığı sakatlandı, yaşadı. Çok o ben geçmişe de sayarım. Yani Engin vardı, Engin yeri Altay ay var. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, da, Fenerbahçe yok mudur ki oradan o değil diyorum. Hep iyi kaleci. Var, var bir tane Furkan diye bir kardeşimiz var 19 yaşında ama sen şimdi iki kaleci sakatlandı. Trabzon deplasmanına gidiyor. Zor. Geçen Trabzon'u yaşadı galiba bir bunu ya. Galatasaray maçında. Ben sana bir çok... sezon söyleyeyim. Ben benim üçüncü kaleci geçmedi. Ben şöyle bunun bende acısı var. Benim babam başkanlığı bu yüzden istifa etti. Engin birinci kaleci sakatlandı. Altı ikinci kaleci sakatlandı. Biz üç maçı üst üste kaybettik. Şampiyonluktan kopunca Galatasaray'a da dört yedik. babam da başkanlığı bıraktı. Üçüncü kaleci Can oynadı. Şimdi Okan Hoca'nın yardımcısı Okan Burun. Kaleci antrenörüdür. Can bize ya Fethiye Spor'dan falan gelmişti. Hiç oyun yani antrenman yapısına gelmişti. Bir anda kaleye geçti ve sezon gitti bak. Sezon gitti. Onun için ben ya şöyle demiyorum. Gidelim bir tane böyle yüksek paralar ama böyle yani sıkıştığımızda da oynayabilecek o Furkan kardeşimizin de gelişimini belki Furkan'a bir yere kiralık gönderip oynayarak çünkü kaleci oynayarak gelişir. Daha olmuş birinde üçüncü kaleci yapmak bir mantıktır. Bunun cezalılığı var, sakatlığı var. Şimdi bu Şumanski meselesi. Adamım. Serdar Çelikler voleyde duruma açıklık getirdi. Çelik, Dedi çok güzel ki... getirdi açık, hakikaten. Çok açık. Verdiği rakamlar yine yanlış. Bilmem ne kaç maç oynuyor. Öyle bir maç sayısı falan yok Simanski'nin Bence Sebastian Simanski bir daha söylüyorum. Hiç bu kadar skorlar bir oyuncu değildi. Fenerbahçe'de 4 gol atması da biraz İsmail Hoca'nın katkısıyla. 201 tane lig maçında 6 senede 28 gol atmış. Ben de onu söylerken ona göre söyledim yani. Geçmiş verilerine göre söyledim yani. Bu buçuk maçta bir gol yapar. Küçük bir rakam yani 10 numara futbolcu için. Yani suç beni değil suçunu kullanamayanlar. Bir an alır, bir özel eleştiri ne dersin? Özel olduğunu düşünmüyorum bir defa. Hala kendini savunuyor çünkü. Ya yanlış söylemişim dersin. Görememişim dersin. Ben bu kadar anlıyorum. Belki ilk baktığımda dersin yani. bir taraftan da o. E, Şimdi 24 yaşında bir oyuncunun geçmişine baktığında diyemezsin ki. Adam 35 yaşında değil geçmişinde oynadığı sezonları baz alacaksın. Yani. Ben de şunu diyorum. Ya bu adam geçen sene skor atmamış mı? 10 gol 7 geçen sene. Öyle bir şey. Çok emin değilim. Sonuç Feyenoord'u şampiyon yapmış. Ee, Orkun Kökçü ile beraber ve ikisi de çok ciddi transfer yaptılar. Orkun Kökçü Benfica'ya gitti. Tarihi rekor transferle ve 10 numarayı aldı. Şimanski de buraya geldi çok erken konuşuyor ama onun için diyorum ki izlensin diye yapıyor. Yani bu, bunu yapma dedim ben de çok nacizden. Yani, Hala da aynı noktadayım. Şimanski yalnız yarın sallansın. Üç maç üstte gol Bakın ben demiştim diyecek. Bak görürsün bunu da yapacak yani. Üç tane kötü maçına bakar. Yani gerek yok ki. Ama şöyle hak veriyorum. Bir şeylerle izlenmeyen yani, izleniyor zaten ama bir şeylerle dikkat çekmek zorundasın diyeyim. O da öyle dikkat çekmeyi tercih Keşke başka bir üstün üstünden gitseydi. Eylül'ün Ceko atamazdı seri boy falan daha tutardı belki. Hmm. yedekmede arada kalıyor ya Ceko. Hani belki ama Şimanski her girdiğinde etkili. Yani herif Samsun'da <laughs> 10 dakika kala girdi yine yaptı yani hani. Ve çok acayip bir oyuncu. Çok etkili oyuncu. İyi ki rakibimize gitmemiş diyebileceğim. Hem Tadiç için diyorum bu da iyi ki Beşiktaş'a gitmemiş. Şimanski için de iyi ki Galatasaray'a gitmemiş. Orada öyle bir oyuncu yok. Zaten oraya oyuncu almaya çalışıyorlar. Değerli oyuncu ve çok genç bak 24 yaşında da. Yani burada 2 sene kullanıp hele Avrupa'da da böyle iyi gidersen bir yarı final final yaparsan falan çok enteresan rakamlara o olabilir. Gidebilir. Potansiyel yüksek oyuncu. Jevapovic gidebilir. Çok iyi bir kaleci için genç o da. 28 yaşında daha yani. Bir, bir taraftan bu da var. Yani geçenlerde galiba çok kısa konuştuk ama bir taraftan bu da var. Yani Fenerbahçe'nin kadrosuna kattı ve ileride ciddi para edebilecek önemli oyuncular var. Abi Dzeko Sadıç'ı her hepsi para eder. Yani onlar artık çok kariyerinin sonlarındalar. Hani Fred de bunun içerisine canım Fred şimdi burada 2 sene sonra 32 yaşına geldiğinde Arabistan'a gitmez mi? oynanmamış hiçbir şey bilemeyiz ama böyle devam ederse yani 30 yaş artık eskisi gibi düşünmeyelim. Eskiden 30 yaşa biz yaşlı derdik. 32'de falan futbolu bırakırlardı. Fred 93 doğumlu tam 30 yaşında yani seneye de gelebilir o tek. Bilemezsin ki. Ya Fenerbahçe zaten... Ya moda 40'ına geldi. E oynuyor mu? Oynuyor. E, hem de oynuyor yani. Hele, şeyden oynamıyor Yani. Artık yaş yok. Artık kendi iyi bakan futbolcu var. Kendi kötü bakan futbolcu var. Sen kendine iyi baktığın sürece artık yaşın çok böyle olduğunu düşünmüyorum Be sahada. Bu arada Fenerbahçe bundan vazgeçemez zaten Sayın Ali Çünkü verdiği hedef buydu. Başarılı olurken de elimizde. Herdika'da olup para eder mi? Eder. Ciku para eder mi? Böyle oynarsa? Eder. Osayi para eder mi? Afrika Kupası oynayacak. Nijerya'nın iyi gittiğini düşün. Eder. Hala söylüyorum. Ljubovic daha 28 yaşında. Kaleci için çok genç. Eder. Şimanski? Eder. Hatta o bile ona bir yine Osterwolde de bir de eden. eder. şöyle en zayıf halka olarak hani tamam. para eder derken tamam. Evet. geldi ya işte ona sattığın zaman evet bunu evet, katırsın. eder. Hani en zayıf halka olarak ya, o Stermolde bunu 3 şey. maçta böyle oynadı. Şimdi Ferdi Sakat 2 maçta oynayacak sol evet. olarak. Hollanda milli takımına çağrıldı ya oldu da çağrıldı kardeşim. Olabilir. Şimdi bak, fizik olarak böyle bir bek yok zaten. O bekle fiziği oynarsa, işte o fizikle beki oynarsa yani çok enteresan işler olabilir. Osterwald'ı da eder dedik. E, onlar fiyat alındı. Bir, Bu da genç bir oyuncu. Bir kim Mice beklentisi var kendisinden. Çünkü değerleri öyle. Cengiz'i saydın mı? Cengiz, hadi Cengiz'i saymayayım artık. Daha da saymıyorum. İrfan Can Kahveci. Niye yani seni Avrupa'ya gidemez misin İrfan Can? Gidebilir. Eee? Yani Fenerbahçe yani, iyi bir kadro kururken geleceği de planlıyor bu arada. Trente maçından son olarak onu söyleyeyim ne bekliyorsun Perşembe? Valla Perşembe sakatlık bek istemiyoruz bir defa artık çünkü şey. Çünkü zor bir maça gideceğiz ondan sonra ve milli takım arası yürüyor. Yani Trente Ankara gücü ikili düşünmek gerekiyor. İki yani Tüvelte de ben rölanti bir oyun. Beni çok mutsuz etmez. Şimdi zaten dört fark yiyeceğimizi düşünmüyorum. Hatta beş fark yemek yiyeceğim. Şunu mu diyorsun? Kardeşim kimse mızmızlanmasın. Fenerbahçe gitti orada sıfır sıfır kaldı geldi. Tur aldı hiç. Böyle Ne oynadı. Ne mağlup oldu bir. ya. İki bir mağlup oldu. Ne olur yani. Bir sıfır mağlup oldu. Çok değil. Dengeli oyun. Doğru oyun. Ben doğru oyuncuyum. Zaten doğru oyunda çok gol İsmail Kartal doğru oyunu oynatmaya devam edecek. Hala hurra yok bizde artık. Her şey pasını yapan, savunmasını geride kuran, çok öne çıkartmayan o savunmayı belli yer. Oyunun boyunu uzatan, Zaman zaman yani bayağı uzuyor takımın Fenerbahçe boyu ama şunu düşünüyor İsmail Kar. Ya bu kadar çok iş yapacak oyuncu var ya dedik ya geçen hafta. İyi oyun, iyi futbol, iyi oyuncularla oynanıyor. Nasıl da çözerim ben diyor. O geniş alan işte çözecek oyuncum var ya. Bir tane şimansı gider uzaktan vurur. Tadiç alır içeri girer. İşte İrfan alır çeker vurur. Var yani bunlar. Cengiz yapar. Doğru. Ama Ankara gücü maçı önemli. Dönüyorsun. E, hatta Eryaman Stadı'nın tadilatı bitmiş ilk maçın oynayacak Ankara gücü içeride. Dün de fena oynamadılar. Hatta radikal bir şey oynuyor Ankara gücü. Tolunay Kafkas. Onu da kazanıp yani Tüvent'e turnu atlayıp Ankara gücü kazanıp artık mil takım arasında şu altı numaranın da gelmesiyle beraber inşallah ondan sonra gaza basılacak. Son dedim var yeni bir şey var mı orada? Bir oyuncu alınacak. Kesin Hatta Bir oyuncu kesin 6 numara kesin bir tane daha olabilir. Yeni tartışmaya geçelim hızlıca sosyal medyada işte Fenerbahçe yöneticiler üzerinden bir tartışma var. Ahmet Ketenci herhalde üçüncü seneye giriyor yöneticisinde iki sene. Bir de Aziz Bey zamanında vardı sanırım. Şampiyonluk yaşadığımı yaşamadığımı bilmiyorum da Badem bu kadar korkutuyor da 2-3 tane şampiyonluk kazanırdık diye düşünüyorum ya yani hiç öyle bir korkutma falan yok. Yani arada onu da geçen sene bak mesela şimdi bu sene oynadı değil mi? Yeni bir sezon oynarken bir anda geçen seneki bir görüntüye gittiler. Atilla olandı galiba hakem. Ki ben o zaman doğru olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe öyle. E bu sene Ayan Akman yapmadı mı aynısını? Herhangi bir sıfatı olmadan gidip hakeme göstermedi mi maçtan sonra? Mesela onu niye konuşmuyorlar? Yani o Ayan Akman, kulüpte bir resmi görev yoktu. Bir görev uyduruldu. Futbol direktör yardımcısı diye ilk kez duydum. O sıfatla ama akreditasyon yok. Sahanın içinde bir ceza da almadı yanlış bilmiyorsam. Yine federasyonumuz sağ olsun. Gitti hakeme. Saldırıda bulundu sözlü. Yani saldırmak. Ahmet Ketenci de aynısı yaptı. E, Ahmet Ketenci'nin yaptığı yanısı niye Ayhan Akman'ınkini hiç konuşmadınız? Diğer konu... Ha bu arada Sayın Ak şunu da yapıyorlar şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na da ayar vermeye çalışıyorlar. Yani sayın, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nı denklem içine sokmaya çalışıyorlar. Bakın yerel seçimler var. Sayın Cumhurbaşkanım Ahmet Ketenci'ye ya bunları yaptırmayın. Ya da oradan Fenerbahçe'den ayrılsın. E, tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Bu oyun çok tehlikeli oyun. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu işin içine dahil etmek çok tehlikeli bir oyun. Tabi daha Say Kulübü yapmıyor şu anda. Aynı geçen senek gibi. Önden piyonları sürdü. Eğer baktı ki bir Geri dönüşü olmazsa bu sefer işte şahlar, vezirler, kale, at onlar fil, onlar gelecek devreye. Yani bu oyun tehlikeli. Bu oyun geçen seneki oyuna benziyor, ama bu iş ters teper. Şimdi Cumhurbaşkanı veya ya da herhangi bir siyasi figür bu işten içine sokmanın hiçbir alemin lüzumu yok. Ali Koç açıklasın Florya niye açıklamıyor deniyor. Ben de diyorum onu. Yani sadece onlar demiyor ki. Ama ben şunu da diyorum. Erdem Timur da açıklasın. Gazetecilerin çoğunlukta olduğu bir grup bu. İyi gazeteci oldukları sürekli bulan vurgu var. Biz iyi gazeteciyiz. Biz şöyleyiz. Biz böyleyiz. Biz, böyleyiz. biz işimizi yapıyoruz. İşinizi yapıyorsanız Sayın Ali Koç'a çemkirdiğiniz kadar Sayın Erdem Timur'a e çemkiliyor musunuz? Niye açıklamıyorsun belgeleri diye. Çünkü geçen sene lig bitince dedin. E lig bitti açıklamadan. E bu lig başlarken de lig başladı yine yok. Çünkü ben bir daha söyleyeyim öyle bir belge yoktu. O da o oyunun bir parçasıydı. Demin söylediğim gibi. Bunlar da bizi doğruluyor aslında. Bizim bir plan olduğu iddiamızın doğruluğu ortaya çıkıyor. Öyle bir belge falan yoktu. Ha Sayın Ali Koç'un belge var mı yok mu? Ben Sayın Ali Koç'la konuşmadığım için bilemem. Ama bana da soruyorsan evet açıklayacağım belki açıklaması geri girdi. Ama hangi dengeler devreye girdi? Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ha açıklan yarın açıklanırsa şaşırmayayım. Hayır. Sayın Röportajımın hazırlığını yapıyor da olabilir. Yani her üç ayda bir kürsüye çıkıyor Yüksek Divan Kurulu'nda her anda açıklayabilir. Fatih Altaylı dedi ki... Şu seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım size. Bakalım adli rekabet mi var, ne var göreceksiniz. Bir dakika anlatacağım, durun, 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 sakin olun, sakin olun. Lütfen gelmeden iki kadeh için sakin olun ya da ilaç alın sakin olun. Bu kadar kızmaya gerek yok. Florya satılmazdan evvel Sayın Başkan'ı başka ile beraber gittik. Dedik ki, abi Sayın Başkan, sayın Dursun Özbek. Florya'da bizim kullanımımızda olan 60 küsür dönüm arazi var. Onun 20 küsür dönümü bize ait, gerisi devlet ait. 2000 yılların başında devletle vardığımız bir uzlaşma nedeniyle bizim o arazileri satın alma hakkımız var. Gidelim bunu tekrar zorlayalım, işletelim, satın alalım bunları. Çok düşük bir çünkü. 8 milyon dolardı galiba. Alalım ki bunu toptan verelim, gelirimiz üçe katlansın. 20'nin değil 60'ın parasını alalım. Allah'tan tanıklar var. Yani tek başıma olsam dedim ki Fatih rüya gördün, palavra atıyorsun. Başkan diyebilir ki bu herif yalancı falan. Tanıklar var. Bir sürü pek çok saygın Galatasaray var. Dedi ki merak etmeyin. Onun da dedi rantı Galatasaray'a gelecek. Dedim ki abi olmaz. Bize ait olmayan bir rantı bize veremezler. Devlette böyle bir şey olmaz. Adamı içeri atarlar bunu veren gelen müdür, müdür kim varsa merak etmeyin hepsi kontrol altındaydı Galatasaray nasıl futbol federasyonunun içinde kliklere temas edebiliyorsa devletlik kliklere de temas ediyormuş demek ki yani Sayın Fatih Altaylı söylüyor bu arada bunu ben demiyorum 5 yıl önce bu arada bu açıklama e Tamam e, ama zaten bu işler bir süreçte olur yani 5 sene önce Dursun Özbek bunun olacağını merak etmemesi gerektiğini oralarda da oluyoruz yani oralara biz temas ediyoruz rahatız oralarda diyor yani oraları hallettik diyor kontrolümüz hiç... altında kontrol... yani temas, et, temas ettik diyor yani temas ettik kontrolümüz altına aldık diyor yani çok ciddi bir suçlama 5 yıl önce de olabilir ama 5 yıl önce olan bir suçtan eğer bugün vücut bulduysa ben bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu adli bir konu günün Yani sonunda. Ali Koç'un neler yaşandığını anlatacağım dediği şeyin aslında 5 yıl önceki Fatih Altaylı açıklaması. E Fatih Altaylı daha önce söylemiş aslında. Onun bir belgesi mi aslında bu? E aslında... Ya da öyle mi bakıyorsun? Fragman bakmak olmadı. lazım. Teaser olmuş o önden. Fatih Altaylı 5 yıl önce teaser vermiş zaten. Yani bu Fenerbahçe değil herhalde Fatih Altaylı değil mi? Galatasaray'ın eski ikinci başkanı. Benim çok çok beğendiğim bir gazeteci. Her görüşümüz uymasa da çok başarılı oluyorum ama geçen bu arada Kürsüden de yine şeyler söyledi. Bazı gazetecilere para verildiği Kürsüden söylemedi mi? E kendi YouTube kanalında. Kendi YouTube kanalında söyledi. O ne olacak? Olmadığını iddia ediyorlar. Hani bak bunu biz söylemiyoruz. Fenerbahçe'den söylemiyor. Sonra bize saldırıyorlar bu arada. Sanki orada bence Fatih Altaylı'nın şunu yapması lazım. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözü vardı. Sürekli onun gündeme getiriyor. Sen diye açıklayacaksın bu. Tabii fare ağlamı. Olan... Evet. evet. Gazetecileri. E abi burada da burada da bence onun açıklaması lazım. Yani sonunda Galatasaraylısı. O zaman Şu, yani Galatasaraylısın. Yanlış anlamda anlaşamazsın. Bir takım tutuyorsun. Sonra tuttuğun takımın aleyhine çalışmak olur o isimleri vermek. Orada da frenli basıyor kendisine. Ama bir yerden de veriyor abi. O gazeteciliğin verdiği bir refleksle böyle bir şey söylüyor. Ama Galatasaraylı'nın yani bir takım tutmanın verdiği refleksle de isimlere açıklamıyor. Keşke açıklasa biz de öğrensek. Çünkü belki bazı isimler boşa suçlanıyor. Peki. O, uzun bir liste o. Belki bazıları boşa suçlanıyor. Çünkü o iş genişledi artık. Bundan sonra bir sürü başka yerlerde bazılarının Tayyip şirketlerinden sitelerinde ne aldığı, çok uzun vadeden de söylendi. Farklı edinimler edindikleri, farklı işler edindikleri söylendi. Bunları bilmiyoruz. Bunlar söylendi. Ben söylemedim. Söylenenleri söylüyorum. Ama bunlar değil. O zaman bu isimler açıklanması gerekiyor. Diğer isimler zan altında kal. Herkesin ailesi var, herkesin çoluğu çocuğu var. Bu insanları zan altında bırakıyorsunuz. Yani her Galatasaray muhabiri şu an zan altında. Haftaya görüş. Görüşmek üzere.